bu. Yani Türkiye'nin 4 tane rafting alanı var. Çoruk birinciydi, Dalaman ikinciydi, Menen üçüncüydü. Ama Çoruk HES'lerden dolayı tamamıyla baraj yapıldığı için oranın rafting parkuru kapandı. Kesin kapandı mı? Kesin kapandı. Yani Çoruk Nehri'nde çok az belli noktalarda yapıyor ama ana unsur kapandı. Tamamı 435 kilometre olan Çoruh Nehri'nin 305 kilometrelik kısmı Türkiye topraklarından geçiyor. Gezegenimizin en dik eğimli nehirlerinden biri olduğu için mühendisler aynı nehir üzerine derinlerden başka 9 baraj daha yapmayı düşünmüş. Ve bu 10 barajın çalışması için önce derinlerin rezervuarının dolması ve taşan suyun diğerlerine iletilmesi gerekiyor. Çoruh'un söylediğini yapılan HES'lerden yani hidroelektrik santrallerinden dolayı artık orada bitti. Evet. Şimdi burada da böyle çalışmalar devam ediyor. Bunun sonucu buraya nasıl yansıyacak? Şöyle, burası aynı zamanda İstanbul'un su havzası, Melençay'ı içme suyu havzası ve HES burada hem elektrik üretip hem de İstanbul'a su pompalayacağı için şu anda baraj inşaatı başladı ve burası da kapanacak. Biz hep nehirlerin sürekli coşkulu bir şekilde aktığını düşünürüz ama işin aslı pek öyle değil. Mesela Çoruh Nehri'ne bakalım. Şu anda mevsim yazbaşı olduğu için su seviyesi normal. Ama diğer aylarda sular çekiliyor ve bunun onda biri kalıyor. Ama kesintisiz bir enerji istiyorsan kaynağında kesintisiz olmalı. Fakat neyse ki hidroelektrik barajlar bu problemi çözdü. İlkbahar aylarında bu...